yoğunlaşmamız gereken bir mevsime giriyoruz. 3 aylar diye halk arasında ifade edilen Recep ayı, Şehrullah ayı, 3 ayların 1. ayı olan bu ay haram aydır. Şehrullah aydır. Her şeyden önemlisi mayınlı araziye giriyoruz kıymetli dostlar. Mayınlı arazi. Daha fazla dikkat etmemiz gereken, daha hassas davranmamız gereken bir bölgeye intikal edeceğiz. Bu intikal derken Ruhul Beyan tefsirinde İsmail Bursevî Hazretleri bu ayı çok güzel ifade ediyor. Lütfen bunu dikkatle dinleyelim ve bunu aktaralım. 3 ayları ancak bu kadar güzel anlatır birisi. Diyor ki zamanın birisinde bir komutan ordusuyla birlikte bir seferden dönerken aylar sürmüş savaşta bütün ordudaki askerler yorgun ve bitkin. Komutan dönüyor askerlerine diyor ki ey askerlerim biliyorum çok yorgunsunuz, biliyorum çok yoğunsunuz ama az sonra sizinle birlikte bir tünele gireceğiz. Girdiğimiz bu tünelin içerisinde gözü görmeyecek. Sizden bir istirhamım var, bir emrim var. Nedir komutanım? Yerde gördüğünüz ne kadar taşlar varsa onlardan cebinize doldurun. Çantanızda yer varsa çantanıza doldurun. Ne kadar neyiniz varsa doldurun. Bu ordu 3'e ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Fikren ayrılıyor. Bir tanesi diyor ki bu komutan herhalde kafayı yedi. Bizim ne kadar yorgun olduğumuzu bilmiyor. Seferden geliyoruz zaten. Kendimizi zor taşıyoruz. Bir de bize diyor ki yerden taş toplayın. Ben bu emri yerine getirmem diyor. Emri ihlal ediyor. 2. grup asker de diyorlar ki komutandır, hakkı vardır. Emri verdiğine göre bir bildiği vardır. Yerden hatırına binaen 3-5 taş toplayalım. Bakarsın bir denetleme olur. Tünelin çıkışı dışında sorarlar, gösteririz. 3-5 taş aldık. 3. gruptaki kişi diyor ki, başımızdaki komutan bizi bizden daha iyi tanıyor. Bizi bizden daha iyi düşünen bir komutan. O söylediğine göre, bizim halimizi de bildiğine göre onun emri yere düşmemeli. Çantasını dolduruyorlar, ceplerini dolduruyorlar. Ne kadar neyi varsa herkes yerden taşları dolduruyorlar. Az sonra tünelden çıktıklarında bir de ne görseler kıymetli dostlar. Bakıyorlar ki yerden taş diye topladıkları, görmeden topladıkları her bir taş mücevherat, altın, yakut, mercan çok kıymetli taşlarmış. Bunun üzerine o emri ihlal eden, yerden hiç taş toplamayan insanlar kafalarını gerçek taşlara vuruyorlar. 2. gruptaki askerler diyorlar ki ya biz ne kadar ahmaklık yaptık. Bu güzel yeri, bu fırsatı nasıl kaçırdık? Pişman oluyorlar. En vurucu nokta burası. 3. grup cebini doldurmuştu, çantasını doldurmuştu. Onlar da pişman. Onlar niye pişman? Onlar da diyorlar ki ya biraz daha cebimiz olsaydı, biraz daha çantamız olsaydı da biraz daha doldursaydı. İsmail Bursevî Hazretleri diyor ki 3 aylar tam da böyle. İnsanın fikrini, zihin dünyasını, kalbini, ruhunu dolduracağı müstesna bir zaman dilimi. Ne bulursan doldur. Hele de Gazze'deki bu hadiseler yaşanırken masum çocuklarımız daha 2 gün önce büyük bir katliama daha adım attılar. 260 tane masum yavru çocuk şehadete yürüdü. Cemaatimizin içerisinde öyle baba yiğitler var ki dedi ki ben Gazze'de kan ve gözyaşı duruncaya kadar vallahi oruç tutacağım. Gazze'de kan ve gözyaşı Müslüman kardeşimin bu hali pürmenamali duruncaya kadar vallahi sigara içmeyeceğim diye karar veren kardeşlerimiz var. Nargile içmeyeceğim diyen var. Şu zevkimden vazgeçeceğim diyenler var. Kardeşlerim, önce kendi nefsimizden, kendi zevklerimizden, kendi hayatımızda bir başlangıç yapmak zorundayız. 3 aylar geliyor. Gazze'de Müslümanın kafasına bomba yağıyor ve dünyada Müslümanın izzet ve şerefi ayaklar altında gezerken ben uyuyamam, ben zevkime düşkün olamam, ben keyfime keder yaşayamam. Bunların her biri üst üste geldiği zaman sorumluluğumuz artıyor. hem Recep ayı hem Gazze'deki bu olaylar, bu kadar olayların üzerine hala ben vurdum duymaz davranabilirsem, o zaman imanımı tekrar gözden geçirmek zorundayız. Rabbim inşallah uyanmak nasip eylesin. 3 aylar vesilesiyle kalbimizin, ruhumuzun, dünyamızın, gönül dünyamızın dirilmesine, durulmasına, direnmesine ve her şeyden önemlisi ayağa kalkmasına vesile eylesin. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun.